Peki Türkiye'de yaşayan, Türkiye'de karnını doyuran ama Türkiye'nin krize girmesini isteyenler yok mu? Cevabı siz de biliyorsunuz. Varlar ve özellikle de medyadalar. Türkiye'ye açık açık operasyon çeken, savaş ilan eden Amerikan Fox televizyonunun Türkiye şubesi tüm reklam gelirlerini Türk firmalardan aldığı halde hala Türkiye'nin krize girmesini istiyor. Dahası da var. Fox gibi düşünen bir de gazete var. Dolar altı euro 7 lirayı geçti. Hedef Türkiye. Hedef Türkiye'de yaşayan herkes. Hatta hedef Türkiye ile iş yapan herkes. Bu bir savaş. Bir ekonomi savaşı. Bu 15 Temmuz gecesi işlenen onca cinayetin, sahnelenen onca ihanetin başka türlüsü. Evet, bu savaşta tank yok, uçak yok, silah yok. Ama bu savaşta da tıpkı 15 Temmuz'da olduğu gibi hain çok. PKK'ya da teşekkür etmek zorundalar. Amerika'nın sözcülüğüne soyunan Fox Televizyonu sahibinin 10 Ağustos Cuma günü başlattığı ekonomik darbe girişimini ellerini ovuştura ovuştura anlatmış ve tarihe geçecek asla unutulmayacak bir büyük yalancılık skandalına imza atmıştı. Gezi ve 17-25 Aralık süreçlerinde de milletin tam karşısında tavır alan Amerikan yandaşı gazeteciler ekonomik 15 Temmuz'da yine aynı tarafı seçti saatler boyu Türkiye batıyor yalanıyla millete kaos pompaladı. Türkiye'de yaşayan yaşı, işi, fikri ne olursa istisnasız herkesi doğrudan doğruya ilgilendiren böylesine küstah bir savaşta taraflar artık çok net bir şekilde ortada. İşte bu gazete. Sözde Türkiye'li ama o da Amerikan yandaşlığına soyunmuş durumda. İsminde Cumhuriyet yazılı gazete tıpkı Amerikan Fox televizyonu gibi Sadece ama sadece milleti karşısına alıyor. Halk birazdan eğer birlik olursak her türlü sorunun üstesinden geliriz derken halktan kopuk Amerikan yandaşı sözde gazeteciler Amerika'nın sesi olmaya devam ediyor. Euro7